Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili yurttaşlarımız, bugün yine Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak eş zamanlı bir basın açıklaması yapıyoruz. Basın açıklamamızın konusu Medeni Kanun'a sahip çıkıyoruz. Çünkü AKP iktidarının Medeni Kanun üzerinde yapmayı planladığı yeni bir takım düzenlemelerden haberimiz var ve buna dair tedbir almak ve asla ve asla Medeni Kanunumuza elletmemek üzere, dokunma, uygula demek üzere bu eş zamanlı basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz. Evet, sevgili yurttaşlarımız, bilindiği gibi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte egemenlik hakkı halka geçmiştir. Bu çığır açan bir devrimdir, çok büyük bir devrimdir. En büyük ikinci devrim ise eşit yurttaşlık hakkıdır. Eşit yurttaşlık hakkı laik düzen içinde kurulmuştur. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul edilmiş, 4 Ekim 1926'da da yürürlüğe girmiştir. Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte eğitimde, toplumsal hayatta, siyasette, kısacası hayatın her alanında kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olması adına dev bir adım atılmıştır. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmaya ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, evlilikte nikah zorunluluğu, tek eşli evlilik esası getirilmiştir. Resmi nikah zorunluluğu ve tek eşli evlilik zorunluluğu getirilmiştir. Tabii kadınların boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı, mahkemede tanıklık yapma ve eşit miras hakkı tanınarak kadın erkek eşit hale getirilmiştir. Kanunun görüşüldüğü gün dönemin Adalet Bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt mecliste şunları söylemiştir değerli arkadaşlar. Türk tarihinin bendenizin anlayışına göre en hazin siması Türk kadınıdır. Yeni tasarının aile teşkilatı ve miras hükümleri şimdiye kadar istenildiği zaman kolundan tutularak bir esir gibi yerden yere vurulan fakat ta ezelden hanım olan Türk annesini layık olduğu saygın mevkiye getirecektir. Çok önemli bir vurgudur bu. 1926'da çıkartılan Medeni Kanun dediğimiz gibi laikliği esas alır. Din kurallarının değişmezliği vurgulanmış, hukuk kurallarının ise toplumsal ihtiyaçlara göre değişmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Laiklik tam 11 yıl sonra yani 5 Şubat 1937'de anayasaya girmiştir. Türk Medeni Kanunu tarih içerisinde değişikliklere uğramıştır. Kadınların örgütlü mücadelesi ve azmi sayesinde Medeni Kanun 2002 yılında daha da güçlendirilmiş, aile hukuku bölümü yeniden düzenlenmiştir. 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen evli kadının çalışabilmesinin kocasının rızasına bağlı olduğu madde Türk Medeni Kanunu'ndan çıkartılmıştır. Yine aile reisliği kavramı vardı biliyorsunuz. Aile reisliğine dayanan aile modeli yerine eşitlik ilkesine dayanan aile modeli getirilmiş, reislik konusu ortadan kaldırılmıştır. Eşit mal paylaşımı ve nafaka ile ilgili gerekli adil düzenlemeler eklenmiştir. Evlenme yaşının kadın ve erkek için 18 yaşından gün alma koşuluna bağlandığı yasada, evlilik dışı çocuklar da evlilik içi çocuklar gibi eşit haklara sahip olmuştur. Onur kırıcı davranış eşler için boşanma nedeni sayılmıştır. Ayrıca edinilmiş haklara katılma rejimi yasal mal rejimi haline gelmiştir. Yani böylece eğer aksine bir sözleşme yapılmadıysa eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallara diğer eş ortaktır. Değerli basın mensupları, eşitliğe inanmayan, bunu her fırsatta dile getirenlerin yönettiği ülkemizde ne yazık ki kadının insan hakları ve laiklik büyük bir tehdit altındadır. İktidar durmadan kadınların canları pahasına kazandıkları hakları gasp etmeye, budamaya çalışmaktadır.
Gün geçmesin ki kadınların kazanılmış haklarına yönelik olarak bir saldırı olsun. Şimdi de hedeflerinde medeni kanun var. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden 6284 nolu yasayı budayan, budamak isteyen iktidar medeni kanunu değiştirebileceğini sanıyor. Torba yasa uygulaması biliyorsunuz artık bir gelenek haline geldi. Gene bir torba yasa içerisinde kadınların bugüne kadarki tüm mücadeleleriyle elde etmiş olan hakları bir torbaya koyup ağzını bağlayıp çöpe atabileceğini sanıyor. Ama elbette yanılıyor. İktidar aynı zamanda bir algı operasyonu peşinde, algı yönetimi yapmaya çalışıyor ve diyor ki boşanmalarda erkekler mağdur olmalı. Yani boşanmalara erkekler açısından bakıyor, boşanan kadınlar açısından bakmıyor. Kadınlarla empati kurmuyor, kadınların yoksulluk nafakasına göz dikiyor. Hatırlayalım. Temmuz 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir açıklama yapmıştı ve demişti ki ben süresiz nafaka konusunu önemsiyorum, mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız. Yani bu cümle aslında Sayın Bakan'ın olaylara kadınlar açısından değil erkekler açısından baktığının da bir nevi açık itirafıdır. Gene Kasım 2023 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yapmış ve bu söylemi bir adım öteye taşımıştı. Ve o da demişti ki evliliklerde süresiz nafaka hakkaniyeti uygun değildir gibi bir cümle kurmuştu. Yani buradan daha öncesinde sizlere de birçok kez anlatmaya çalıştık. Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen yurttaşlarımız hatırlayacaktır. Süresiz nafaka diye bir uygulama yok değerli arkadaşlar. Nafakanın hangi koşullarda devam edeceği zaten kanunda açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla bunların her biri bir algı operasyonudur ve asgari ücretin %10'unu dahi bulmayan kadınların yoksulluk nafakasına göz dikmektir. Kadınları şiddete mahkum etmektir. Torba yasada yer alacağı belirtilen düzenlemelerden birisi de boşanmaların hızlandırılmasına yöneliktir. Evet, Türkiye'de son derece ağır işleyen yargı sistemine bakıldığında tüm davalar için geçerli bu ağır işleme hali, elbette bu söylem kulağa çok hoş gelmektedir. Ancak gerçek çok daha farklıdır. Gerçek hayatta bu uygulama çöpü, sapı elimizde kalacak, çubuğu elimizde kalacak olan bir elma şekeri demektir. Bu hiç şüphesiz aslında boşanmanın erkekler açısından kolaylaştırılması demektir. Nasıl geçmişte 3 kez boş ol diyorlardı, gene kadınların haklarını alamadan boşanması anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda bile kadınlar çok yoğun bir şekilde psikolojik şiddet görmektedir, çok yoğun baskı altında kalmaktadır. Şimdi iktidar bir de diline şunu pelesenk edinmiş, diyor ki biz boşanmalara aile arabuluculuğunu getireceğiz. Bir kere boşanmalarda aile arabuluculuğuna gerek yoktur. Çünkü hakimin zaten sulh yetkisi vardır, bir arabulucuya ihtiyaç yoktur. Kaldı ki boşanmak isteyen kadınlar adliyenin önünde bile katledilmekte, şiddete maruz kalmaktadır. Arabulucu tarafından uzlaştırılmak üzere bir araya getirildiğinde kadınların can güvenliği yoktur. Büyük bir risk altındadır kadınların can güvenliği. Ayrıca altında imzamız olan SEDAV, yani Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de zaten aile hukukunda arabuluculuğun olmayacağını şart koşar. Anayasamızın 90. maddesi de altında imzamız olan uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığına işaret eder. Dolayısıyla bu da son derece geçersiz bir değişiklik unsurudur.
Evet, değerli basın mensupları, bizler bugün sadece 81 ilde, 973 ilçede ses, tek ses olmuyoruz. Aynı zamanda tüm demokratik kitle örgütleriyle, kadın örgütleriyle, demokrasi bileşenleriyle de tek ses oluyoruz. Ve medeni kanuna dokunma, uygula diyoruz. Ailede eşitlikten, toplumda eşitlikten vazgeçmiyoruz. Medeni kanunu değil sil baştan yazmak, öyle bakanın dediği gibi üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz. Medeni kanunu yok sayan, cumhuriyet değerlerine saldıran, düşman olan, şeriat çağrısı yapanlara da asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Hem mecliste hem de sahada sonuna kadar direneceğiz. Örgütlü gücümüzle ve her zaman olduğu gibi kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek mücadeleyi büyüteceğiz. Medeni kanunu sil baştan diyenleri de siyaset tarihinden sileceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.